Bizim küçük hanımımızın anasısınız. Siz oturacaksınız, biz size hizmet edeceğiz haddi zatında. Öyle değil mi Gülizar? Ha? Yok, vallahi oturamam bacım. Alışık değilim ben oturmaya. Hem bir şeyin ucundan tutsam elime mi yapışır ki? Madem alışık değilsin, al buyur. Avlun ne zamandır süpürülmesi lazımdı? Bin yaşa. Allah canını almasın seni. Kız, sen kafanı mı yedin ha? Vallahi Muzaffer Bey duyarsa ikimizi birden öldürür ha bilesin. Ben ne yaptım anam? Karı kendi kaşındı iş iş diye. Kızım, o lafın gelişi söylemiştir. Yani bizi yoklamak için. İyi ya işte. Anlasın bakalım gezgin Yemen'i her kuşun etinin yenmeyeceğini. Güllü'nün anası diye Sübhanallah boncuğu takıp baş köşeye oturtacak halimiz yok. Yarın öğlen gideriz Sarıçam, olur mu? Peki. Hoş geldiniz. Gülizar. Gül'ün annesi ne yapıyor öyle? Havluyu süpürüyor. Süpürdüğünü görüyorum. Kadının elini siz mi tutuşturdunuz yoksa süpürgeyi? Yok vallahi hanımım kendi almış. Biz çok ısrar ettik. Geç otur sen keyfine bak diye ama. Ya. Amel'e kızın anası da Amel oluyor demek ki. Neyse. Hadi gel bana yardım et. Otur saraya karşı. Dede patates sever mi? Attır mı taşıyın hele? Gel beraber gezelim. İyi günler Fakize. Hemen mi gideyim? Sana ne? Sana mı kaldı tasası? Yok bana kalmaz da. Eğer eve gidiyorsan filelerini taşıyayım diyecektim biliyor musun? İyi. Madem hamallık edeceğim diyor. Al buyur. Taşı o vakit. Para falan istersen vermem ha, ona göre. Yok be kızım, senden para isteyen kim? Para senin için köpeğin ya. Çekil lan, çekil lan kız. Fabrikadan mı? Başka nereden olur bu saatte? Doğru diyorsun. Kız Fakize, ben var ya ne vakit fabrikaya gitsem... ...sen her gördüğümde içimden şey diyordum. Lan ne bilekli, ne yiğit karı. Hanım diyordum. Ya. Ya. Bayan kısmısı tabii biraz narin oluyor. Hani öyle ensesine vura ekmeğini al misali, anlıyor musun? Ama sen öyle misin ya? Lan bana bak. Ha. Sen bana asılıyor mu yoksa? Asılmak? Yok bacım tövbe. Yani senin gibi namus ehli birine asılmak kimin adına düşmüş öyle değil mi he? Beni o gönlünü eğlendirdiğin karılar gibi zannetme. Şaplığa kodumu dümbele şaşarsın valla. Ver şunları. Vur bakalım vur. Senin vurduğun yerde de gül biter. Canım benim. Selamünaleyküm hafız. Aleykümselam. Muhterem. Heh,
Ne oldu ki bizim nevaleler? Nevaleler? Seni nevale alasın diye çarşıya göndermedik mi? Abo! Nevaleler. He. Ya Hafız doğru diyorsun. Sen beni gönderdin göndermesine de. Bende hiç para kalmamış. Ne vakit yedin ki 100 lirayı? Ekmek musab çarşısıyım yemedim kardeşim. Beni bilin. Ne oldu ki parayı? Düşürmüşüm. Allah'mış abi. Gördün mü ya? Ne yapacağız şimdi? Al. Bak bu benim son 100 liram. Eğer bunu da düşürürsen bir daha buraya geleyim deme sakın. Tamam Hafız, sen hiç merak etme. Ben gidip nevaleleri alayım. Üstünü getir ha. Ulan yine oğlu. Var mı öyle Zaloğlu'nun kesesinden yiyip içmek ha? Yıllarca ben seni doyurdum. Şimdi sen beni doyur bakalım. İnek. Resepsiyondan Adana'yı aramaya çalıştım ama bağlayamadılar bir türlü. Neyse, çıkarken deneriz. Niye hazırlanmadın sen? Cimiz'e geç kalacağız. Gitmiyorum Cimiye Mimiye ben. Neden? Neden mi? Bir de neden diye soruyor musun? Behiye'nin adını duymak niçin seni bu kadar sinirlendiriyor ki? Behiye'nin adını duymak değil. Peki neden? Sürekli Behiye ile karşılaştırmaktan bıktım usandım. Evlenince unutursun geçer dedim ama hayır. Attığım her adımda eski karını çıkartıyorsun karşıma. Bana bunu yapma Muzaffer, Allah aşkına yapma. Bunu isteyerek mi yaptığımı sanıyorsun? Behiye'yle yaşadığım onca yılı bir anda unutmamı nasıl beklersin? Kolay mı sanıyorsun? Sen birini çok sevip göz göre göre elinden kayıp gitmesini seyrettin mi hiç? Hayır. Ama şimdi elimde olanın kayıp gitmesine izin vermeyeceğim. Yarın hemen memlekete dönmek istiyorum ben.